Ben Bayındır İçeren Köy Hastanesi enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Doktor Fatma Nur Özdoğan. Sizlerle bugün çok konuşulan, çok tartışılan grip ve zatürre aşıları hakkında konuşacağız. Sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Küresel bir salgının içerisindeyiz. Covid-19 dediğimiz hastalıkla Mart ayından bu yana birçok kişi etkilendi. Birçok kişi korunma önlemlerini alıyor ancak korkularımız var. Tıpkı Covid-19 gibi influenza yani grip hastalığı ve zatürre yani pnömokokal hastalık dediğimiz hastalıklar da solunum yolunu etkileyen hastalıklar. Ve bu tip hastalıklar özellikle kış döneminde görülür, sayıları artar. Kışa girdiğimiz bu sonbahar kış dönemlerinde bu hastalıklarla da karşı karşıya kalabileceğimiz için hem Covid-19 hastalığının seyrini, gidişatını kötü etkileyen bu hastalıklara karşı korunmak için ya da bu hastalıkların geliştirebileceği komplikasyonlardan korunmak için en etkili yöntem olan aşılamaları konuşacağız. Öncelikle grip hastalığından bahsedeceğim. Grip hastalığı influenza virüsünün neden olduğu bir solunum yolu hastalığıdır. Genellikle üst solunum yolu enfeksiyonları şeklinde seyreder ancak risk grubundakilerde alt solunum yollarına inerek akciğer fonksiyonlarını etkileyebilir ve bu nedenle özellikle risk grubundakiler için önem arz etmektedir. Grip virüsü vücuda girdiğinde ortalama yine koronavirüse benzer şekilde en uzun 14 gün ancak 2-3 gün içinde bir kuluçka süresi tamamlandıktan sonra vücutta ateş yüksekliği, özellikle yaygın tüm vücutta hissedilen kas ağrıları, boğaz ağrısı, baş ağrısı, çocuklarda bulantı, kusma, ishal şeklinde seyredebilir. Bu semptomların çoğunluğu Covid-19 ile benziyor aslında. Tıpkı influenza'da Covid-19 gibi damlacık ve temas yoluyla bulaşır. Yani solunum yoluyla bulaşır. Özellikle yine kapalı ortamlarda hasta kişilerin öksürük hapşuruğuyla ortama saçılan damlacıkların içerdiği virüslerin solunmasıyla ya da bu damlacıkların düştüğü yüzeylerle temas ettiğimizde ellerimize, ağız, burun, gözlerimize temas ettiğimizde bu virüsleri vücudumuza alabiliriz. Vücuda girdikten sonra bir hastalık tablosu, ateş yüksekliği ve kas ağrılarıyla seyreden bir hastalık tablosu oluşturur. Risk grubunda kişilerde ise akciğerleri etkileyip öksürük, solunum zorluğu, nefes darlığı, sırt ağrıları, göğüs ağrıları gibi şikayetleri sebep olabilir ve bu kişilerin hastaneye yatması gerekebilir. Daha bağışıklık sistemi düşkün hastaların yoğun bakım ihtiyacının olduğu ya da bu kişilerde mortal seyrettiği yani solunum fonksiyonlarının ileri derecede etkilenip ölüme kadar giden bir klinik tabloya yol açabileceğini biliyoruz. Biz aslında Mart ayının başından beri solunum yolu enfeksiyonlarından, Covid-19 başta olmak üzere solunum yolu enfeksiyonlarından nasıl korunmamız gerektiğini çoğu yerde okuyoruz, duyuyoruz, biliyoruz. Artık sürekli el hijyenimizi sağlıyoruz, maske kullanıyoruz. Kapalı ortamlara girmeyi tercih etmiyoruz ya da girdiğimizde kişilerle aramızda en az 1,5-2 metre mesafe bırakmamız gerektiğini biliyoruz. Tüm bu önlemlerin yanı sıra influenza için mevcut bir aşı mevcut. Covid-19 için biliyorsunuz çok gündemde aşı çalışmaları vesaire halen daha şu anda onay almış, etkinliğe kanıtlanmış, bilimsel çalışmalarla desteklenmiş, uzun vadeli sonuçlarını bildiğimiz bir aşı yok. Ancak grip aşısı böyle değil. Çok uzun zamandan beri yapılıyor. Böyle bir şansımız var grip aşısında. Ayrıca şunu eklemek isterim ki grip için yine Covid-19'da yine etkinliği kanıtlanmış virüse direkt etkili bir tedavi yok iken influenza virüsüne etkili bir tedavi seçeneğimiz var. Aşılamadan bahsedecek olursak evet böyle bir aşıyı uzun zamandır biliyoruz. Ancak her yıl neden aşılanıyoruz?
Çünkü her yıl influenza virüsü kendinde yapısal değişiklikler geliştirerek, mutasyona uğrayarak vücudumuza tekrar bir giriş yapıyor ve bir önceki yıl eğer grip hastalığı geçirdiysek, o virüsü tanıyan, mutasyona uğramamış virüsü tanıyan bağışıklık sistemimiz yeni yapısal değişiklik gösteren virüsü tanıyamayabiliyor ve bu nedenle bağışık yanıt gelişemiyor, hastalık bulguları gelişebiliyor. O nedenle her yıl yeni bir virüs, yeni bir aşı yaptırmamız gerekiyor. Ayrıca yaptırdığımız aşının koruyuculuğu ortalama 6-8 ay sürdüğü için de bu da bir neden. Her yıl grip aşısını tekrar yaptırmamız gerekiyor. Bu aşı tipini Dünya Sağlık Örgütü her yıl bir yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesiyle geliştiriliyor. Aşı içeriği de her yıl değişiyor. Aşı yapıldığı grip sezonu için etkili. Grip mevsimsel özellik gösteriyor. Her yıl Ekim-Mart ayı arasında grip sezonu, yaz döneminde COVID-19'dan farklı olarak influenza grip hastalığı görmüyoruz virüsün yapısal özelliğinden dolayı. Ekim-Kasım ayları arasında grip sezonu başladığı için ve aşı yapıldıktan sonra en az 2 haftalık bir süreye bağışık yanıt oluşması için en az 2 haftalık bir süreye ihtiyaç duyacağımız için her yıl Ekim sonu, Kasım başı grip aşısının yapılmasını öneriyoruz. Tabii ki bu mevsimsel şartlara, iklim değişikliklerine bağlı olarak da sezonun başlamasını etkiliyor. Aslında tam da zamanı, yani grip sezonu başlamak üzere diyebiliriz. Eğer bu Ekim sonu, Kasım ayı başı da aşılama olmamışsa, bu sezon boyunca Mart ayına kadar herhangi bir zamanda grip aşısı yapılabilir, yapılabilir. Eğer grip geçirildi ise de grip aşısı yapılmasını öneriyoruz. Çünkü influenza virüslerinin farklı tipleri var. Aşı içeriğinde de geçen senenin aşısında en az 4 tip aşı var. İnfluenza'nın alt tiplerini içeren. Mesela Kasım-Aralık aylarında influenza A tipiyle grip hastalığına yakalanmışsak, aşı içeriğinde influenza B tipi de yer aldığı için influenza B'den korunmak için yine grip aşısı yapılabilir. Yani özetle sezon içerisinde grip hastalığı geçirdiysek bile grip aşısı Mart ayına kadar yapılabilir. Peki bu özellikle kimin için önemli? Grip aşısını yani risk grubunda olmayan da herkese önerebiliriz. Ancak aslında aşının önemi özellikle risk grubunda hastalığın önlenmesi çok önemli. Risk grubu dediğimiz kişiler de aslında kulağımız aşina artık COVID-19'dan dolayı. Çünkü COVID-19'da için risk grubunda olanlar aynı zamanda influenza ve zatürre için de risk grubundalar. Bu kişiler artık biliyoruz 65 yaş üzeri, kronik akciğer, kronik kalp hastalığı, kronik böbrek hastalığı olan kişiler. Bir şekilde organ fonksiyonlarının yeterli olmaması ya da bağışıklık sistemlerinin etkilenmesi nedeniyle bu virüslere karşı ekstra hassas ve risk grubunda. Onun dışında yine enfeksiyonlarla vücudumuzun en büyük savaşan en büyük ordusu bağışıklık sistemimiz olduğu için bağışıklık sistemini etkileyen herhangi başka bir hastalık ya da bu sistemi etkileyen başka bir hastalıktan dolayı kullandığımız bir ilaç, bağışıklık sistemini düşüren bir ilaç. Bu kanser kemoterapisi olabilir. Romatolojik hastalıklar için kullanılan yüksek doz kortizon tedavileri veya benzeri ilaçlar olabilir. Bunlar da bağışıklık sistemini etkilediği için bu kişilerin de özellikle grip aşısı yaptırmasını öneriyoruz. Grip hastalığının daha ağır seyretmemesi için. Yine bu kişilere obez kişileri dahil edebiliriz. Body mass index'i 40'ın üzerinde olanlar. Ya da uzun süreli aspirin kullanımı gerektiren hastalıklar söz konusu, uzun süreli aspirin ya da salisilik asit türevleri kullanan kişiler de muhakkak grip aşısı olmalı. HIV virüsüyle
İnsan immün yetmezlik virüsüyle yaşayan kişiler, AIDS hastaları, lösemi hastaları gibi kişiler de risk grubunda. Ayrıca grip aşısını gebeler ve lohusalar, yani doğum sonrasındaki 2 hafta içinde olan kişiler de grip virüsüne karşı risk grubunda kabul edilip özellikle grip aşısını yaptırmasını öneriyoruz. Bir de toplu alanlarda yaşayan ileri yaş kişiler, yani uzun süreli bakım evinde kalanlar, sağlık bakım evinde kalanları öneriyoruz. Peki bu aşının yapılmaması gereken grup var mı? Evet var. 6 aydan küçük çocuklara önerilmiyor. 6 ay ve üzeri de yapılıyor bu aşı. Ve hamileliğin ilk 3 ayında, yani ilk trimesterinde çok önermiyoruz. O kişiler dışında grip aşısı bu risk grubundakileri öneriyoruz. Bir de tabii ki her ilaçta, kimyasal maddede ya da biyolojik maddede olduğu gibi aşı içeriğindeki herhangi bir bileşene karşı alerjisi olan kişilere grip aşısını yaptırmamasını öneriyoruz. Ciddi alerjisi gelişen kişilere. Peki en sık yan etkiler neler görüyoruz? Bu diğer aşılarda olduğu gibi, aslında diğer enjeksiyonlarda olduğu gibi %15-20 oranında aşı yapılan yerde ağrı, kızarıklık, şişlik oluşabilir. Lokal etkilerden başlıdır, yani %1'in altında diyebiliriz. Bunlar ateş yüksekliği olabilir, halsizlik, kas ağrıları olabilir. Ancak asla grip hastalığındaki kadar o şiddette olmaz ve o kadar uzun sürmez. Ateş düşürücü, ağrı kesici gibi ilaçlarla bir an önce sonlanır. Aşıdan ortalama 6-12 saat sonra başlar. Maksimum bir gün içinde kendiliğinden sonlanır. Grip hastalığı belirtileri asla yapmaz. Toplumda şöyle inanışlar var aslında. Grip aşısı yaptırdığımda daha fazla grip oluyorum. Yani grip aşısı yaptırdım, grip oldum. Grip aşısının içeriğindeki herhangi bir maddenin grip hastalığına yol açma ihtimali yok kesinlikle. O nedenle bu düşünce yanlış. Çünkü grip aşısı inaktif ve ölü bir aşı. Hastalık yapacak kadar yeteneği olan bir mikroorganizmayı zerk etmiyoruz vücuda. Ama şöyle bir durum var. Tabii ki aşılara karşı alerjik reaksiyon gelişebilir ya da aşının yapılma zamanı doğru mu? O anda bir ateşli hastalık geçiriliyor olabilir ya da farklı bir sağlık problemi geçiriliyor olabilir. Başka bir tedavi altında olabilir kişi. Aşı o anda yapılabilir mi? Bunu değerlendirmek için aşıları muhakkak tam teşekküllü sağlık kuruluşlarında bir hekim önerisiyle hekim kontrolünde yapılmasını öneriyoruz. Grip aşılarıyla ilgili aşağı yukarı bahsedeceklerim bu kadar. Kabaca özellikle, yani herkese önermekle birlikte özellikle risk grubundakileri çoğunlukla öneriyoruz. Bir de tabii son dönemlerde popüler olan zatüre aşıları. Zatüre ne demektir? Akciğer dokusunun iltihabı demektir. Mikroorganizmaların oluşturduğu, oradaki enfeksiyonlarla oluşan İltihabi bir durumdur. Zatüre akciğer enfeksiyonlarının genel adıdır. Akciğer enfeksiyonuna sebep olabilecek birden fazla bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmalar vardır. Tek bir aşının zatürenin bütün etkenlerini önlemesi mümkün değildir. Covid-19 hastalığı da bir virüs enfeksiyonu olarak ve alt solunum yollarını, yani akciğerleri etkileyen bir enfeksiyon olarak o da zatüre hastalığına sebep olur. Ancak her mikroorganizmanın yaptığı zatürenin yaklaşımının koruma yollarını, tedavisini ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. Aşılarını da keza öyle. Peki zatüre aşısı dediğimiz aşı nedir? Hangi mikroorganizmadır? Zatürenin hem çocuklarda hem erişkin dönemde en sık nedeni pnömokok bakterisidir. Yani bu bir bakteri. Toplumda gelişen pnömonilerin en sık nedeni pnömokok bakterisi. Peki pnömokok bakterisi sadece zatüre mi yapıyor? Hayır. Çocuklarda orta kulak iltihabı, yine çocuklarda, erişkinlerde sinüzit, akut sinüzit gibi hafif hastalıklar yapabildiği gibi
Akciğer enfeksiyonu yapabilir. Bu hafif seyirli olabilir akciğer enfeksiyonu ya da akciğer enfeksiyonu varken vücutta bu bakterinin kana karışması ile birlikte sepsis dediğimiz durum gelişebilir. Bu da pnömokok bakterisinin yani invaziv pnömokokal hastalık dediğimiz durum kana karışması ile birlikte hayatı tehdit eden enfeksiyonlara sebep olabilir. Ayrıca yine kış döneminde sık gördüğümüz menenjitin erişkinde yine menenjitin en sık nedenlerinden biri pnömokok bakterisidir. Menenjit beyin ve omurilik zarını saran zarın iltihabıdır. Bunlar pnömokok bakterisinin yaptığı klinik tablolar. Yani pnömokok bakterisiyle aslında zatürre aşısıyla bu tip hastalıkları yeni biliyoruz. Peki bu tip hastalıklar özellikle kimlerde görülüyor? Nasıl bakteri akciğer enfeksiyonuyla birlikte kana karışıp menenjit yapabiliyor ya da sepsis yapabiliyor? Herkeste mi böyle olabiliyor? Ya da bunu özellikle yaşayan risk altında olan kişiler kimler? Özellikle bu grubu bu aşılamayı hedefliyoruz. Yani bu grup yaş sınırı olarak bakacak olursak 5 yaş altındaki çocuklar. Zaten rutin aşılama programlarında onların var. Ya da 65 yaşın üzerindeki sağlam kişiler. Bu kişiler herhangi bir kronik hastalığı olmasa da, herhangi bir bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullanmasa da bu kişilere zatürre aşısını yaptırmasını muhakkak öneriyoruz. Bir de 5 yaş ve 65 yaş arasındaki risk grubunda kronik hastalığı olan kişiler var. Bunlar da özellikle riski arttıran durumlar yine COVID-19 ve influenza gibi kronik akciğer hastalığı yani kronik bronşit, astım, kronik sigara içiciliği, tütün kullanımı bunlar yine akciğer dokusunu bozduğu için yapısal savunma mekanizmalarını bozduğu için zatürreye karşı toplumda gelişen zatürreye karşı daha hassaslar. Yine hematolojik kanserler, solid organ yani organ tümörleri, kanserleri, HIV virüsü taşıyan bireyler ya da AIDS hastaları, bağışıklık sistemini baskılayan, ilaç kullanan hastalar, kemoterapi görenler bu grup içinde diğerleriyle benzer olduğu gibi. Ayrıca pnömokok bakterisinin risk grubu özellikle ona ait daha spesifik, daha özellikle olduğu grup dalağı olmayanlar bir şekilde kaza sonrası olabilir, bir hastalığın tedavisi için dalağı alınmış olabilir. Dalağı olmayan kişiler ya da fonksiyonel olarak çalışmayan kişiler birkaç bakteri grubu ile birlikte pnömokok bakterisine karşı özellikle hassaslar, bu kişiler herhangi bir yaşta pnömokok enfeksiyonunu ağır atlatabilme riskine sahipler. Onları muhakkak öneriyoruz. Ve kohlear implantı olanlar, bir şekilde bu beyin omurilik sıvısı kaçağı olanlar, bu yine travmayla olabilir, kemik defekti olabilir, yapısal olabilir. Bu gibi tanı konulmuşsa kişide bunlar özellikle sinüzit ve sinüzitin komplikasyonu olarak menenjit geçirme ihtimalleri olduğu için bu kişileri muhakkak öneriyoruz. Yine bu kişileri kronik alkolizm, kronik alkol kullananları, sigara ve tütün kullanımı demiştim. Bu kişileri ekleyebiliriz. Yani aslında zatürre aşısını önerdiğimiz, yani uzmanlar olarak zatürre aşısını önerdiğimiz grup gribe göre birazcık daha dar görünüyor. Çünkü diğer kişilerin zatürreye karşı yatkınlığı, hassasiyeti olmadığı için 5 ila 65 yaş arasında sağlıklı yetişkinlerin zatürre aşısının yaptırma gerekli olmadığını, doğal korunma yöntemlerini uygulamaları gerektiği hem COVID-19 hem influenza için hem zatürre için kişisel hijyen kuralları, mesafe kurallarını uygulamasının yeterli olduğunu düşünüyoruz. Zatürre aşısı bir de iki tip varmış zatürre aşısı. Hangisini yaptıracağız? Ne sıklıklarla yaptıracağız? Tabii bunlar merak konusu. Şöyle anlatabiliriz aslında.
Zatürre aşısının iki tipi var. Bunlar birbirinin alternatifi değil. Yani diğerine daha iyi, diğerine göre daha iyi, daha etkili ya da daha az etkisiz değil. İki tipi var ve bunlar birbirinin tamamlayıcısı. Yapısal olarak farklı oldukları için, yani bakterinin farklı komponentlerini içerdikleri için oluşturduğu bağışık yanıtlar farklı ve oluşturduğu bağışık yanıtlar birbirini tamamlıyor. Şu anda konjüge pnömokok aşısı, yani daha çok ticari ismiyle Prevenar 13 dediğimiz aşı, buradaki 13 miligram ya da doz değil, bakterinin 13 alt tipini içeriyor. Yani pnömokok bakterisinin zatürreden çoğunlukla sorumlu olan 13 alt tipini içeriyor. Bu ömür boyu bir kez yapılıyor. Bunun rapelli tekrarı yok. Ve bir de polisakkarit pnömokok aşısı var. Bu da bakterinin 23 tipini içeriyor. En sık zatürreye sebep olabilen. Antikor yanıtının daha etkili olabilmesi için biz şöyle öneriyoruz. Konjüge aşıyı takiben polisakkarit aşının yapılması geniş bir bağışık yanıt oluşturuyor. Ancak tabii bu şemalama kişinin yaşına, kronik hastalıklarına göre değişebilir. Biz onu planlıyoruz. Kişinin durumuna göre, daha önce yaptırdığı aşılara göre, belki daha önce polisakkarit aşı yaptırmış olabilir. Ona göre aralara koymamız gereken zamanları belirliyoruz. Bu herkes için değişir. Yalnız şöyle, dediğim gibi 13 valanlı aşı ömür boyu bir kez yapılıyor ve ardından 23 valanlı aşı da kişiye göre değişmekle birlikte 5 yılda bir tekrarlanabiliyor. Onun rapel dozları var. Peki pnömokok aşısının yan etkileri var mı? Grip aşısının da olduğu gibi onun da aşı yapılan yerde lokal hassasiyet, kızarıklık, şişlik, ağrı yapabilir. Çoğunlukla görüyoruz. Ancak bu hayat, yani fonksiyonları etkileyecek şekilde değil ve bir günden daha uzun sürmüyor. Ateş yüksekliği yapabildiğini görüyoruz ve ateş yüksekliğinde ateş düşürücülerle geçiyor ya da kendiliğinden sonlanıyor. Onun dışında aşı uygulananların %2 kadarında orta şiddette ya da geçici boyutta ateş gözlemlenebiliyor. Ancak 39 derecenin üzerine çıktığını asla görmüyoruz. Bunun dışında çok nadir olarak baş ağrısı, yorgunluk, titreme, iştah azalması gibi şikayetler görülebilir çalışmalarda bulunmuş. Ancak çok yaygın görmüyoruz. Yani hayat tehdit eden bir yan etkisi yok. Zatürre aşısıyla anlatacaklarım da bu kadar. Özellikle önem vermek istediğim şey, dediğim gibi 5 yaş ve 65 yaş arasındaki sağlıklı kişilerin zatürre aşısının mutlak yaptırması gerekmediği, özellikle risk grubunda, daha önce belirttiğim risk grubunda olan kişilerin yaptırması gerektiğini düşünüyorum. Hem mevcut aşıların uygun kullanımı açısından da, hem maliyet açısından da böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Yani özetle şunu söyleyebiliriz. Covid-19, grip, zatürre, bunlar hepsi solunum yolu hastalıkları. Grip ve zatürre ile yeni tanışmadık. Onları zaten uzun zamandır biliyoruz. Aşılarını uzun zamandır biliyoruz. Bunlardan korunmak için Covid-19 salgınından öncesinde de, grip mevsimi başladığında da sürekli kapalı, kalabalık ortamlardan kendimizi korumamız gerekti. Girmek zorunda kaldıysak maske kullanmamız gerektiğini, el hijyenimize dikkat etmemiz gerektiğini sürekli hatırlatıyorduk. Ve şu anda da bu hastalıkların sezonuna girdiğimiz için bu bir ateş yüksekliği ve öksürük geliştiğinde bunun acaba Covid-19 mu, grip mi, zatürre mi olduğunu anlamak için özellikle risk grubundakilerin muhakkak hekime başvurması gerektiğini ve hasta olmamak için de doğal korunma yöntemleriyle birlikte aşılamanın önemini vurgulamak isterim.